Alo liebe Gäste, herzlich willkommen. Ja, ne zormuş lan bu iş. Alo liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserer neues YouTube Channel kanalisiert. Jawohl. Alt yazı aramayın. Türkçeye çeviriyoruz. Aman efendim hoş geldiniz. Buyursunlar. Alabarda'nın yaklaşık olarak 30. bölümüne hoş geldiniz. Tabii 30. bölüm olup olmadığına ben bir de emin değilim. Artık hangi zamanda hangi videoyu editleyeceğiz çünkü ben de bilmiyorum. O işi burada görmüş olduğunuz kanalın editörü, editör de diyebilir miyiz sana? Tabii. Editörü Erdem Utku Ercihaz. Öbür tarafında görmüş olduğunuz yorumcumuz her zaman ama her zaman yorumlarınızla, eleştirilerinizle ne yaptınız diyebilirim. Yad ettiğiniz, baş sadece ettiğiniz, çıkarttığınız Eren Atala Eriş'le beraber bir Alabarda bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün kanalımızda ne konuşacağız? Vallahi biz de bilmiyoruz. Beraber evde oturduk düşündük ne çıkartsak diye. Uzun süre bulamadık bir şey. Çünkü gündemde olacak hiçbir şey yok. Bugün gündemde ne vardı mesela? 72 tane CHP milletvekili ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Recep Tayyip Erdoğan'ın dava açtığını duyunca dedik ki abi tamam gündemden konuşmayalım yeni bir şey yok. Öbür taraftan beraber tekrardan Utku dedi ki abi dedi Venüs diye bir gezegen var. Var mı dedim. Var dedi. Yoktur dedim. Var dedi. O zaman düzdür dedim. Çünkü dünya da düz. Ama o dedi ki değil yuvarlak. Onu anlatacak arkadaş bize. Venüs bizim dünyamıza çok benziyormuş. Öyle diyorlar. İşte şimdi tekrardan bir deneyeceğiz. Evet. Venüs nedir? Gezegen. Allah Allah. Duydunuz gezegen. Hem de Güneş sisteminde. Bakın. Allah Allah. Çok enteresan. Allah Allah. Ya. Evet. Evet. Konuya biraz daha ciddi girmeye başlayabiliriz. Aynen. Şimdi ortada bir Venüs diye bir tane gezegen var. Bu kesin. Ama önce şuradan girelim bence. Hava çok sıcak. Niye sıcak? Çünkü yaz aylarındayız. Ondan mı? Sıcak değil en çok. Ama sanki eskisi gibi değil. Eskiden daha bir serindi. Evet. Sanki küresel de ısınıyor muyuz? Evet. İnceden konuya geliyoruz sayın seyirciler. Acaba havada karbondioksit mi var? Olabilir. Karbondioksit olması ne işe yarıyor? Şimdi arkadaşlar şöyle bir giriş yapayım ben tekrardan. Yemin ediyorum bak kendimi kesecektim o zaman. 1959 ve 1960'larda yapılan ilk araştırmalar havadaki karbondioksitin dünya üzerindeki etkilerini ortaya seriyor. Bunlardan bir tanesi 1960'larda Carl Sagan'ın doktora tezi sırasında Venüs ve dünya arasındaki karbondioksit dengelerini inceleyen bir tez yazmış adam 1960'ta. Ve buradan karbondioksitin sera etkisi yarattığını ortaya çıkarmış. Bir şey soracağım. Burada çok önemli. Şimdi 1960'tan önce benim bildiğim kadarıyla bu kömürlü sanayileşme diyebileceğimiz buhar işte endüstrisinin karbon monoksit, karbondioksit salınımının dünyaya bu derecede zarar verdiği bilinmiyor. Evet. Ve bunu ortaya çıkartan adamlardan biri Carl Sagan. Öyle mi? Aynen öyle. Bir tanesi bu. 1960'ta çıkartıyor. Tabii bir tanesi bu. 80 seneden beri biz hala aynı noktadayız. Yani. Evet abi. Evet. Bravo. Çünkü kömürle enerji üretmeyi bırakmıyoruz, pes etmiyoruz. İnatla doğru. Kömür yapıyoruz, inatla petrol yakıyoruz. Karbondioksit petrol yakılmıyor lan. Doğal gaz yakılıyor. Petrol de yakıyorsun. Ha, arabanda ne yakıyorsun? Tamam. Petrol yakıyor musun? O çok evet. Tamam o zaman. Bir insan nasıl göt olur? Örnek. Ya hayır, enerji üretmesinde hakikaten petroller bu kadar ben şey... Çok fazla, yine çok fazla. Çok hadi fazla. Çok fazla. O kadar bilmiyorum. Yani inanılmaz bir karbondioksit üretimimiz var. Ben şimdi mesela şeye dönersek... Sera ben etkisine, her zaman 50 liralık alıyorum, sıkıntı olmuyor yani. Sera etkisinin şeylerine dönersek, şimdi sera etkisinde atmosferde karbondioksitin miktarı arttıkça güneşten gelen ışınlar gezegenimizin zemininden sekiyor. Tekrardan atmosferden geçip uzaya çıkıyor normalde. Karbondioksit artınca karbondioksit onu absorbe ediyor ve tekrardan bir yansıtma etkisine geri dönüyor. Bu da ne oluyor? Işın giriyor, sekiyor geri iniyor, sekiyor geri iniyor. Elbette bir kısmı geri dışarı çıkıyor. Ama aslında verimlilik açısından süper bir şey. Aynı şeyi iki defa, üç defa kullanmış oluyorsun. Oğlum ne verimli lan, zarar veriyor diyor. Fırın mı üretiyoruz? Ha? Evet. Yani bütün dünya... Yani dünyayı bir fırın yapmak istiyorsa o ne güzel sıcacık. Yani verimli bir şekilde kendi kendimizi ısıtıyoruz, kendi kendimizi yok ediyoruz. Aynen öyle. Aynen. O yüzden de karbondioksit havadaki miktarı çok önemli. Örneğin karbondioksit havada hiç olmasa veya çok az olsa bugünküne nazaran şu an dünya güneş sisteminde dönen bir buz topu olacaktı. Abi şöyle bir şey düşünün ya. Utku'nun dediği doğru ama ya mesela oksijen mesela sürülmüştür değil mi illaki bir yerde bir oksijenle bir temasınız olmuştur. Oksijen lütfen. Oksijen. Yani benim her gün oluyor nefes alıyorum.
Ya of, gerizekalı benim olmadı hiç mesela. Ya, vallahi billahi. Benim olmadı yani. Hani mesela abi ya hakikaten oksijen bayağı böyle soğuk bir şey. Ha, evet. Ciddi ciddi soğuk evet, bir şey. Evet, hani, tamam. Yani normal yani orada. Hani bir de buz devri falan filan muhabbetleri var ya. Ya şimdi aslında ondan değil. Karbondioksit hiç olmazsa güneş ışınları aynen geri sekiyor. Aynen geri sekiyor, tamam, tamam mı? Onu yansıtacak bir etki yok. Yani oksijen, azot. Havada en çok olan şey ki azot aslında. Azot dünyada. %70, aynen. Oksijen %21, geri kalı karbondioksit %1, geri kalı... Oksijen zaten... 21'in altına düştü. O senin ilkokul bilgilerinde evet. Kaldı. Tabii işte ilkokul bilgisi de öyleydi. Şimdi şöyle, ama azotla şey, oksijen de güneş ışınlarını yansıtacak etkiye sahip değiller. Çünkü moleküllerin arası çok açık. Rahat rahat ışık gelip giriyor. Ama karbondioksit daha sıkı bir yapıya sahip olduğu için tutuyor. Yansıtmıyor. Yansıtmayı engellediği için absorb ediyor ve sera etkisi yaratıyor. İçerisinde ısınmaya başlıyor. Mesela dünya kendisi karbondioksit üretiyor. Normalde de üretiyor. Zaten o yüzden havada belli bir miktarda karbondioksit var. Her türlü volkanik patlama inanılmaz miktarda karbondioksit salıyor. Ha tamam. Ama volkanik patlamanın yarattığı karbondioksitin moleküler yapısındaki farklarla insanlığın ürettiği, yakarak ürettiği karbondioksitin molekül farkları arasında moleküler yapısında fark var. O fark da şöyle. Volkanik patlamadan oluşan karbondioksit havada çok uzun süre asılı kalmıyor ve hemen yere çöküyor. İnsanın ürettiği, yakarak ürettiği karbondioksit ise havada daha uzun süre kalıyor. Aynen. Havada daha uzun süre kaldığı için daha çok etki ediyor. Tabii. Aslında küresel ısınma dediğimiz şey de bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü biz havada kalmasına neden olduğumuz bir karbondioksit ile birlikte içeriği daha çok ısıtıyoruz. Normalde eski çağlara bakıldığı zaman zaten volkanik patlamalar sebebiyle dünyanın sera etkisine girdiği görülüyor. Buzul çağının başlaması ve buzul çağlarının bitmesi volkanik patlamalara denk gelir. Evet. Evet. Çünkü karbondioksit seviyesini de oynatıyor. Tamam. Ya azaltıyor ya çoğaltıyor. Ve sana ben ilginç bir şey daha söyleyeyim. Karbondioksiti dünyada emen bitkiler hariç ne var biliyor musun? Ne? Yani havadaki karbondioksiti azaltmak istiyorsan evet ağaç ek, evet bir sürü bitki yap ama yetmez. Ne? Su. Karbondioksiti tutan tek şey, yani tutan tamam. Dediğim onu havadan çekip alabilen tek şey su. Tamam. Çünkü şeyde de yaşayan bitkiler var, suda da yaşayan bitkiler var, onlara da lazım oluyor. Su alıyor onu. Su aldığı için, örnek vereyim, su aldığı için de İngiltere'de Dover falezleri, bembeyaz bir falezdir böyle, upuzun. Dover falezleri aslında karbondioksitle oluşan kireç taşlarıdır. Karbondioksitten, suyun tuttuğu karbondioksitten oluşuyor. Ve daha ilginç bir şey daha bağlayayım nasıl yani, burada. Bir saniye. Nasıl oluyor yani? Ya karbondioksiti su tutuyor. Tamam. Ve onlar zaman içinde milyonlarca yılda birleşerek katılaşıyorlar. Ha şey yani orası öyle olan beyaz oluyor. Yani. Aynen öyle. Örneğin insanların da şöyle bir etkisi var. İnsanlığın şu an bildiğim kadarıyla 2016'daki araştırmada bir sene içinde kendi ürettiğimiz fabrikalarımızdan çıkan, arabalarımızdan çıkan, evlerimizden çıkan karbondioksit miktarı şu an İngiltere'deki Dover falezlerinin büyüklüğü ve ağırlığı kadar bir karbondioksit salıyoruz gezegenimize. Bu inanılmaz bir rakam. Öyle bir rakam ki bizim bir sene içinde ürettiğimiz karbondioksiti dünya tarihi boyunca kendisi üretmemiş. Yani 4-5 milyar yılda dünya bu kadar karbondioksiti kendisi üretmemiş. Biz üretiyoruz. Bu şekilde yakıyoruz ortamı. Kendimizi böyle yakarken geleceğimizin ne olacağına bakmak için de Venüs'e dönmemiz lazım. Bunu da ilk söyleyen Carl Sagan. Vay arkadaş adama bak ya. Adam inanılmaz bir astrofizikçi zaten. Aynen. Kimsenin zaten şüphesi bu konuda hatta Carl Sagan'ın 5-6 tane kitabı var. Bunları okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Carl Sagan Venüs'ü incelediğinden sonra şunu söylüyor. Venüs'ün geçmişi dünyaya çok, bu dünyanın bugünkü haline, ya bugünkü hali demeyeyim, insanlıktan önceki haline çok benziyor. Nasıl benziyor? Venüs'te su birikintileri var. Venüs'te oksijen var. Ama Venüs'ün atmosferinde azot yok, metan var. Ya zaten dünyanın ikiz kardeşi falan değil. Aynen öyle. Dünyanın ikiz kardeşidir Venüs aslında. Öyledir. Orada da şöyle bir şey var. Şimdi metan olduğu için muhtemelen canlı yaşamıyordu diye düşünüyoruz. Elbette metanla yaşayan canlılar olmuş olabilir. Çünkü su var. O bir etken. Ama çok bizim için şu an bir önemi yok. Venüs'te inanılmaz büyük volkanik patlamalar oluyor. Bunun da sebebi ne? Tam olarak bilinmese de teoriye göre güneş patlamalarının etkisi olduğu söyleniyor. Güneş patlamalarının etkisiyle Venüs'ün çekirdeği dengesizleşiyor. Çekirdek dengesizleştiği için manyetik, şimdi dünyayı koruyan manyetik alan bozuluyor. Venüs'te bozuluyor çekirdek bozulduğu zaman. Ve inanılmaz büyük volkanik patlamalar yaşanıyor. Bir şey soracağım. O çekirdek olması için Venüs'ün içerisinin demir olması lazım.
Demir değil, başka metaller de olabilir. Ama erimli demir, halde ama var zaten. Ama demir o manyetizmayı veriyor. Güneş sistemindeki yani katı gezegenlerin hepsinde demir var. Güneş sistemindeki katı gezegenlerin, bak gaz büyüklerinde demir. Tamam. Yani Mars'tan sonrasını demiyorum. Değil, Mars'tan buraya doğru hepsinde demir var. Tamam. Venüs'te de bu etken bozuluyor. Manyetik alan bozuluyor ve volkanik patlamalar meydana geliyor. Dünyadaki mesela en büyük manyetik patlama Krakatoa mıydı? Şimdi adını doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Çok büyük bir patlama var Sibirya'da. Bunun etkisinin 10-15 katı büyüklüğünde. Yani bütün gezegeni yıllar boyunca, yıllar dediğim böyle bizim yıllarımız değil. Binlerce yıllık kapatıyor gezegeni. Anladım, anladım. Duman, seyir etkisi, karbondioksit. Yaşama böyle bir ara veriyoruz o sırada. Aynen ve bu kapattığı andan itibaren gezegen iyice dengesizleşiyor. Çünkü ısınmaya başlıyor. İnanılmaz bir şekilde ısınıyor. Ve bir geri dönüşü olmayan bir yola giriyor Venüs. Ve bu yüzden de şu an bile gezegene giren güneş ışıkları içeride sekiyor. Bildiğiniz böyle tık 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 sekiyor. Sanki atmosferde ayna varmış gibi. O yüzden de zaten ozon tabakası delinmesinin de sebebi o sera etkisinin. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. O yüzden de Venüs'ün bugün ortalama sıcaklığı, bakın dünyanın ortalama sıcaklığı çok düşük bir rakamlarda Venüs'e göre. 20'lerle 10'lar arasında değişiyor dünyanın ortalama sıcaklığı ama Venüs'ün ortalama sıcaklığı 462 santigrat derecede geziyor. Bence Adana daha sıcak. Ve Venüs güneş sistemindeki en sıcak gezegen. Adanalılar Venüs'ten gelmiş bence. Venüs güneş sisteminin ikinci gezegeni olmasına rağmen kendisinden güneşe iki kat yakın olan Merkür'den 30-35 santigrat derece daha sıcak. Üstelik Merkür'ün ortalaması bu değil. Hadi ya. Merkür'ün gündüzü 430 santigratken gecesi -170. Yani tipik karasal iklim. Aynen. Yani Merkür böyle dönerken abi bu taraf alev alev yanıyor, eriyor. Bu taraf donuyor. Tabii. Ama Venüs öyle değil. Venüs hep yanıyor. İstediği kadar güneşe dönsün dönmesin. Güneşin bir etkisi olmuyor. Çünkü güneş orada etkisini kaybetmiş. Her şey sera gazı, sera etkisi. Aynen. Sera etkisinden Venüs kendini yakmış. Anladım. Merkür zaten atmosfer bittiğinden dolayı çekirdeği ay yok, gibi oluyor. Yok. Aynen öyle. Ay gibi. Yüzeydeki bayağı bir sıcaklık var ama ayın arka yüzünde, hani o karanlık yüzünde buzludur yani. Aynen öyle. Eğer dünyadaki karbondioksit miktarı da bugünkünün örneğin iki katına çıkarsa dünyanın ortalama sıcaklığı 80 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Yaşayamayız. Yaşayabileceğimiz bir ortam olmayacak. Yani 80 santigrat derece dünyada nadir görülen bir sıcaklık. Şey ya, sıcak değil de nem çok, nem. Anladın mı? Nem olmazsa bence yani dünyada o zaman nem de çok olacak çünkü okyanuslar kaynayacak. 80'de yavaş yavaş kaynama başlar yani. Evet. Düşünsene onu ya. Yani tatlı sular kaynar. Tuzlu sular daha bekleyecek. O bir şey yani. Okyanuslarda tam evet. Bekleriz de. Yani atmosferi yok ederiz. Biz yaşayamayız. O zaman güneş sisteminde gezegen arama şansımız da yok. Çünkü öyle yaşayacağımız bir gezegen yok. Muhtemelen insanlığı yok etmiş oluruz. Sadece insanlığı değil, bildiğimiz bütün canlıları yok etmiş oluruz. Tabii. Çünkü hepimiz dünyadayız. Yani başka bir gezegende canlı daha bulamadık. Allah korusun dedirtiyor da işte. Yani ya Allah sonumuzu benzetmesin Venüs'e, ne diyelim. Kardeş gezegen ama. Oğlu olan sensin, sen düşün kardeşim. Benim şu durumda değil. Abi yani durum bu. Birazcık daha yakalım. Evet, biraz daha petrol. Biraz daha var, görürsünüz işte. Bakın bilinçsiz bir kullanıcı. Evet. Bilinçsiz bir kullanıcı da. Peki bir şey daha soracağım. Mesela karbondioksit olmasaydı, hiç olmadığını düşünelim. Mesela güneşin dünyayı ısıtacak enerjisi oluyor mu? Sıcak. Olmuyor. Olmuyor değil mi? Her güneşe ne kadar yakınlığında bu noktada fark etmiyor. Şimdi birincisi çok basit. Yani karbondioksit olmasaydı zaten bitkiler yaşamazdı. Şimdi yani olması lazım. Şimdi ama canlı kısmını içerisinde tutmak. Canlı kısmı önemli değil ama orada önemli olan şu var. Hatta insanlıkta şu an diğer sistemlere bakarken bir buffer zone dedikleri bir alan var. Tamam. Yeşil alan diye de çizerler, anlatırlar. Bu alan yıldızların dışında kalan belli bir yaşam alanı denen bir bölge. Bunun içine güneş sisteminde Venüs, Dünya ve Mars giriyor. Bu gezegenler güneş ışınlarından elbette etkileniyor ve ısınıyor. Ama atmosferi çok önemli. Atmosferi yoksa fazla sıcak olur. Atmosferinin durumuna göre de işler değişir. Evet. Yani atmosfer sizi koruyacak. Mars'ınki mesela ince. Venüs'ünki çok kalınlaşmış bir evet, atmosfer. Ama Mars'ta insanın hayatta kalma şansı var. Yani şeysiz değil tabii. Hani oksijen olmadığı için tabii ki ölüyoruz ama Venüs gibi değil. Venüs'e tamam, inemiyoruz. Zaten diye. Onu diyorum zaten. Venüs hiç gönderdik mi bir şey? Venüs'e Ruslar bir kere bir uydu gönderdiler. Zemininde ne var diye bakalım diye. Çünkü zeminin
aşağısını, daha doğrusu atmosferin aşağısını sadece uzaktan görebiliyoruz. Yakından ne var diye inceleyelim. Nasıl ki Mars'taki Curiosity, Overseer bir sürü şeyler var ya, robotlar. Onun gibi robot göndermeye kalktılar. Robot sadece 5 dakika hayatta kalabiliyor. Yaklaşık o kadar yani sıcak. Yani ne var ne yok bakabilir. Yere indi. Yere indi ve öldü. Yani ne varmış peki? Yani böyle toprak mı? Su mu? Ya da işte sıvı. Sıvı. Bir sıvıya indi. Neye indi bilinmiyor. Hadi ya. Onun verisi. Bilemedim. Yani. Tek buldukları... Ne çok demiş robot. Gitmiş. Tek buldukları gezegene girerken inanılmaz bir metan gazı var. İnanılmaz bir karbondioksit var. Oksijen kalmamış. Ha. Gezegen ölmüş. Yani kısacası biz bugün bu dünyaya bu şekilde devam ettiğimiz müddetçe... Geleceğimiz bu. Geleceğimiz bu ve hadi kaçmaya da kalksak... Karbondioksitin soruna dönersek de hiç olmadığı duruma güneş ışını dünyaya... Eğer ki karbondioksit olmasa güneş ışınları dünyaya gelecekti. Sekecek. Zeminde su veya kara var ne var hiç önemi yok. Bir şekilde sekerdi geriye. Ve absorb olamadığı için, dünya onu emip tutamadığı için yeterince ısınamayacaktı. Hmm. Ve bu da yeterince ısınamama eksi dereceleri göreceği için sular donacaktı. Karayı da donduracaktı. O yüzden de bütün dünya böyle bembeyaz, böyle bir kar topu. Değil mi? Buz. Öyle. Ya onda da işte yaşam olmuyor. Yani olmayacağını hayır, düşünüyoruz. Olmuyor abi. Şimdi bak, yaşamın şeysi şu, ilk zaten hani bitki türleri çıkıyor. Hayır. Alpler falan çıkıyor. Hayır, orası öyle değil. Yaşam öyle değil. Mesela şu an Güneş sisteminde Titan'da, Jüpiter'in uydusu Titan'da yaşam tamam. olabilir. Ama Titan ne durumda? Ne durumda? Dünyanın karbondioksitsiz hali. Komple bir buz. Tamam. Ama oksijen ve su patlatan volkanları var. Yani volkan var ama lava atmıyor. Kaynar su atıyor. Arkadaş. Atmosfer oluşturmaya çalışıyor gezegen kendisine. Ha. Ama çekirdeği yok. Çekirdeği olmadığı için manyetik koruması yok. Manyetik koruma olmadığı için de güneş sisteminde, yani pardon, güneşteki patlamalar gezegeni şey olmuş o zaman mahvediyor, bozuyor. Peki biz karbon... Çekirdeğiymiş aydaki gibi. Evet. Ayın da çekirdeği varken hani ölüyor yani, soğuyor. Aynen. Ve komple katılaşıyor. Titan'daki de büyük ihtimalle yani o soğuk ufta zaten incelemek için uydu gönderecekler yakın bir zamanda. Peki küresel ısınma konusunda, küresel ısınmaya karşı önleme konusunda şimdi neredeyiz? Şu noktada karbondioksiti havadan nasıl azaltırızın çalışmalarını yapanlar var. Karbondioksiti azaltırken buradan enerji üretebilir miyiz diye düşünenler var. Bununla ilgili çalışmalar var. Ama en önemlisi ve gerçekten en önemlisi bir kere kömür yakmayı bırakmamız gerekiyor. Hmm. Dünyayı en çok mahvettiğimiz nokta kömür yakmak. İkincisi petrol yakmak. Bunları yakmayı bıraktığımız şey zaman, işte ya, yeşil enerjiye geçtiğimiz zaman rüzgar zaten enerjisi, güneş enerjisi. Karbondioksitin etkisinden kurtulacağız. Elbette gene belli bir seviyeye çıkartacağız. Elbette bir şekilde dünyayı gene ısıtmış olacağız bir yere kadar. Çünkü bunu yaptık ve bunu havadan almadığımız sürece dünyanın kendisini yenileme hızına kalmış durumdayız. Heh. Biz etkilemezsek. Biz ısınmayı etkiliyoruz ama soğumayı etkileyemiyoruz şu an. Soğumayı da etkileyebilmemiz lazım. Yani mesela diyelim biz bir şekilde durdurduk, yeşil enerjiye geçtik. O noktadan sonra havadan da karbondioksit alamadık. Alamadık ama şu anki etkiyle devam edersek o kadar da kritik bir durum olmaz. Hı, anladım. Yani dünya kendisini yenilemeye devam edeceği için ne olacak? O zaman ne olur? Gene Kuzey Kutbu erir. Hayır abi, ne olur, erimeye devam eder. Kuzey Kutbu'nda gene buz kalmaz. Ama Antarktika hayatta kalır. Antarktika hayatta kaldığı için de dünya bir şekilde manyetik alanını da korur, kendisini de korur ve atmosferini de korur. Yani böyle kritik bir eşik yok yani bunda. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Yani biz yeşil enerji... Kritik eşiğe gelmek üzereyiz. Ha. Daha gelmedik. Kritik eşiğe geldikten sonra ne oluyor? Artık dönüşü olmama ihtimali var. Yani o zaman yepyeni bir teknolojiyle bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa öyle değil. Abi dediğiniz şey öyle değil. Birincisi evet kritik eşiğe gelmedik ama karbondioksit fazlayken daha fazla bitki çıkıyor. Tamam mı? Daha fazla bitki çıkması da dünyada belli bir noktada bolluğun oluşmasını getiriyor. Dinozorların hani bu kadar olmasının sebebi bitki aslında yetmez. Oydu. Bitki yetmez. Bak şu an yetmez ama yani bir şekilde o bitkiler genişliyor. Dinozor çağından önceki çağda zaten hani bitkiler böyle çok fazla büyüyor. Bitkilerin ondan artması, zaten artık şey, sana o zaman şunu da belirteyim ki videoyu da yavaş yavaş toplayalım. Tamam. Bitkilerin artması insanlık için iyi bir şey değil aslında. Belli bir seviyenin altında kalmaları lazım. O belli seviye nedir diye sorarsanız açıkçası şu an kimse bilmiyor. Ama şu var. Ne? Bitki ne yapıyor? Karbondioksit alıp oksijen veriyor değil mi? Tamam. Oksijen seviyesi %25'in üstüne çıkarsa biz ölürüz. Hadi buyur. Hayda. O zaman da dinozorlar gibi dev yaratıklar ortaya çıkar. Çünkü fazla oksijen var. Şimdi o zaman bir sivrisinin boyu bu masa kadar. İşte bizler de öyle devleşiyoruz. Harif onun fosilleri var. Evet var var. Dinozorlar döneminde yaşayan sivrisinekler. Aa şu laptop kadar. Tövbe yüzü billah. Bu ne lan? Küçüğüne başlayabiliriz. Çünkü oksijen çok.
O da zararlı. Masayla öldürüyorsun sizi. Masayla değil lan. Makine bir tüfek gibi. Evet. Yapma. Bu videonun moderatörü Aras. Kapanışı da sen yap o zaman. Evet efendim, gördünüz, dinlediniz işte. Venüs'tür, küresel ısınma. Bizler bunlar tabii uzak. Bizim daha başka dertlerimiz var. Küresel ısınmaya da günün birinde gelir inşallah. Güzel yansa. Değil mi? Abi yeşil enerji bak esiyor. Şimdi esiyor ama yarın ne diyor arkadaş? Böyle of, devam edersen sen şu çakmakla yakmaya esmeyecek diyor. Peki nasıl yakacaksın o zaman o sigarayı? Güneşe atıp tutarız. Hayır oğlum işte yapmayacaksın işte içmeyeceksin. Sen önce bir doğayı, sen kendini korumuyorsun ki. Sigara kanka. İçmeyin. Sigara içmeyin. Efendim şurada görmüş olduğunuz bir yerlerde tabii gene tam parmakla göstermek zor ama yani şu civarlarda olacak bir abone ol butonu var. Oraya basarsanız bizden haberleri duyarsınız. Şu alt kısımlarda yorum var, oraya muhakkak yazın. Genellikle yazıyorsunuz zaten. Yazdıklarınızın içerisinde mümkün mertebe caps lock açarak bozuk Türkçeyle asla ama asla küfür olmasın. Bir günde kesme şartıyla ayırmayın, uğraşmayın bunlara. Gerek yok zaten. Ama biz anlıyoruz muhakkak. Anlıyoruz. Ondan sonra yazdığınızın bozuk olduğu çok yani, belli oluyor. Hani şurada bir şu taraflarda mıydı böyle bir like aynen butonu var. Onu da basarsanız seviniriz çünkü ona bastığınız vakit YouTube kalkıp bizim işte kanal videolarımızı öne çıkartıyor. Diyor ki bakın diyor bu izlenmiş, beğenilmiş video. Bunun dışında küfür olmayan her videomuzu, yorumunuzu yayınlıyoruz. Ama küfürleri işte, siliyoruz. Abi, ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu var ya dediğin gibi ben olsam özel bir küfür yazardım. Değil mi bence? Yani. Gerek yok. İş alıyorsun. Gerek yok. Gerek yok. Evet, bizi adam gibi eleştirin yani. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.